Merhabalar. Bugün yanımda çok saygıdeğer Profesör Doktor Fethi Kılıç Aslan var. Kendisiyle ritim bozukluğu ve kalp pilleri üzerine konuşacağız. Öncelikle hocam buraya geldiğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Arzucuğum, her zaman. Hocam aslında konumuza geçmeden önce sizi çok sayıda hani bilen tanıyan insan var ama ben istiyorum ki kendi cümlelerinizle hani biraz sizi tanıyalım. Tabii. Fethi Kılıç Aslan kimdir dersek ne dersiniz hocam? Ben aritmiyle ilgileniyorum, ritim hastalıkları. Aslında aritmi kardiyolojinin bir alt bölümü. Bizim Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde aritmi bölümü benim tarafımdan yönetiliyor. İstanbul Medipol Hastanesi, Medipol Mega Hastanesi diyelim daha doğrusu. Buradaki aritmi bölümünün takibini ben yapıyorum. Ritim hastalıkları dışında ben aslında kardiyoloji uzmanıyım. Hem invazif hem non invazif diğer kardiyoloji tedavilerinde bu da yapabiliyoruz ama ağırlıklı tedavim aritmi üzerine. Ritim hastalıklarının tedavisinde de özellikle bugün soracağınız elektrofizyoloji, ablasyon ve kalp pillerinin tedavilerini gerçekleştiriyorum. Bu aslında kardiyoloji bölümünün bir dalı gibi. Düşünebilir miyiz hocam? Tabii ki. Şimdi kardiyoloji çok büyüdü artık son dönemde. Sadece kardiyoloji uzmanı olmak yetmiyor. Kardiyoloji içerisinde de çeşitli ilgi alanları, bölümler ortaya çıktı. Bunlardan işte tıpkı anjiyo gibi, eko gibi ayrı uzmanlık alanları oldu. Elektrofizyoloji ve ritim hastalıkları bölümü de böyle bir uzmanlık alanı. Aslında bizim ülkemizde öyle değil ama biliyorsun Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde kardiyoloji uzmanlığının üzerine 2 veya 3 yıl bir eğitim alınıyor ve aritmi uzmanı olunuyor. İşte onlara elektrofizyolog deniyor. Ben de naçizane elektrofizyolog olarak çalışıyorum. Hocam o zaman konumuza başlayalım. Ritim bozukluğu tam olarak nedir, niye olur? Bize anlatabilir misiniz? Şimdi normalde bizim kalple ilgili ritmin düzenli olması normaldir. Evet. Kalbin normal sinüs ritmi dediğimiz bir ritmi var. Hem ritmin düzeni bakımından hem de sayısı bakımından bunun normal olması gerekiyor. Kalp hızının çok yüksek olması, çok düşük olması veya düzensiz olması kalp atışlarının, bunlara biz ritim bozukluğu yani aritmi adı veriyoruz. Aritmi yani nabzın çok hızlı, çok düşük, çok düzensiz attığı durumlar birçok kalp hastalığına bağlı olabilir. Bunlar arasında hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları olabilir. Yine sistemik hastalıklar yani kalp hastalığının dışındaki işte tiroid bozuklukları, şeker hastalığı gibi durumlarda da çok sık ritim bozukluğu görüyoruz. Bir de bunun dışında kalbi normal olan, yapısal olarak bu saydığım hastalıkların hiçbiri olmayıp da kalp tamamen normal olduğu halde ritim bozukluğu olan hastalar var. Bunlar kalbin yapısında bir problem olmasa da gözle görülmeyen kalp içerisinde bulunan kalbin elektrik sistemi dediğimiz iletim sistemiyle ilgili sorunlarda doğuştan olan veya sonradan olan problemler nedeniyle bu ritim bozuklukları ortaya çıkabilir. Sorulardan birini sormak istiyorum şimdi. Mesela ben bir hastaya sizin ritim bozukluğunuz var dedikten sonra genellikle ilk gelen soru tehlikeli bir durum mu bu oluyor. O yüzden size de sormak istiyorum. Ritim bozukluğu hastalar için hayat bir risk teşkil eder mi? Şöyle, ritim bozukluğu tabii çok geniş bir kavram. Yani aritmi dediğiniz zaman bu az önce tarifini çıkarttığım nabız hızlı, düzensiz veya çok yavaş atabilir konusunda bir sürü hastalık var. Ritim hastalığı, ritim bozukluğu başlığı altında incelediğimiz. Bu hastalıkların bazıları çok ölümcül hastalıklar. Genelde çarpıntı hissiyle beraber ortaya çıkıyor aritmiler. Ve çok hızlı veya çok nabız düşük olduğu zaman bu hayati risk teşkil eden
bazı ritim bozuklukları nedeniyle olabiliyor. Dolayısıyla gerçekten ritim bozukluğu önemli bir hastalıktır. Bir kere insanın çarpıntı hissi hayat kalitesini çok bozar. Ayrıca özellikle de yapısal kalp hastalığı olan, yani kalbi zayıf olan, damar hastalığı bulunan, kalp kapak hastalığı bulunan kişiler, bunlarda oluşacak ritim bozukluklarının türü gerçekten hayatı tehdit eden, ani kalp durmasına, ani kardiyak ölüm dediğimiz duruma neden olan, hayatı riski olan ritim bozuklukları da olabiliyor. Burada hastanın şikayeti biraz daha belirgin olabilir. Bu tür hastalar daha çok, daha yoğun şikayetle gelir. Yani daha çok çarpıntı hızlıdır, daha çok şikayet, nefes darlığı, tıkanma ve hatta çoğu zaman bayılmayla gelebilir. İşte o hastalarda hayati risk var. Ritim bozukluğunun bir de tabii hastanın durumu önemli, yaşı önemli. İleri yaşlarda olan ritim bozuklukları daha ciddi kabul edilebilir. Ama yaş grubuna göre örneğin daha genç, daha çocuk yaşta olan insanlarda da doğumsal özelliği olan ritim bozuklukları daha çok görülebilir. Bunların arasında da gerçekten ölüm riski olan bazı ritim bozukluğu türleri de var. Dolayısıyla ritim bozukluğunu sadece böyle bir şikayetmiş gibi algılamamak lazım. Sonu çok farklı biten, ölüme kadar giden ritim bozukluğu türleri de var. Tedavisi var mıdır peki? Ritim bozukluğunun tedavisi tabii ki var. Tedavide elimizde çok güçlü seçenekler var, çok etkili tedaviler var. Şimdi genel itibariyle eğer hastayı rahatsız eden, hayati riski olan, önemli diye kabul ettiğimiz bir ritim bozukluğu tespit ediyorsak mutlaka tedavi öneriyoruz. Yani tedavide seçenek olarak elimizde çok iyi, etkili, güvenli ilaçlar var. Bunlara ritim düzenleyici ilaçlar diyoruz. Önemli bir silahtır. Elimizde hastalarımıza sıklıkla kullanıyoruz ilaç tedavisini. İlaç tedavisinin uygun olmadığı, yetersiz kaldığı bazı durumlarda veya hastanın hiç ilaç kullanmak istemediği bazı hastalıklarda biz ablasyon tedavisi dediğimiz bir tedavi yöntemi daha uyguluyoruz. Burada kateter ablasyon denilen tedavi bu. Elektrofizyoloji ve ablasyon benim asıl tedavi alanım o. Tıpkı anjiyo yapar gibi genellikle sağ kasıktan bir lokal anestezi uygulayarak ağrısız bir şekilde bir kablo ile, onlara kateter adı veriyoruz, kalbe ulaşıyoruz. Çarpıntıyı oluşturuyoruz. Problem neredeyse onu tespit ediyoruz. Kalbin içinde çarpıntıyı oluşturan yeri haritalıyoruz. Buluyoruz o noktayı. Kalpte aritmi yapan sorun neyse orayı bazen yakarak, bazen dondurarak ablasyon tedavisini o şekilde uyguluyoruz. O nokta ortadan kalktıktan sonra çarpıntıların birçoğunda kalıcı ve tam tedavi sağlıyoruz. Şimdi bu çok da güvenli bir yöntem, ablasyon yöntemi. Ablasyon yöntemini çoğunlukla günübirlik olarak yapıyoruz. Yani sabah uygulayıp çoğunlukla akşam. Belki bir gece hastanede kalacak şekilde tuttuğumuz, takip ettiğimiz hastalar da var. Çok etkilidir, riski son derece düşüktür. Tabii ki her invazif işlemde, girişimsel tedavilerde mutlaka belli risklerden bahsederiz. Kanama gibi, pıhtı atması gibi. Her uygulamanın kendine has bazı komplikasyonları, riskleri vardır. Onları da dikkatli bir şekilde yapıldığı ve mümkün olan en alt oranda tutulduğu takdirde güvenli buluyoruz ablasyon tedavisini. Ablasyon dışında, ilaç dışında bir de kalp pilleri var. Evet. Yani bizim özellikle ritim hastalıkları tedavisinde uyguladığımız genelde pillerin de çeşitleri var. Evet, onu konuşuyoruz. Nabız düşüklüğü olan hastalarımızda bazen çok hızlı ve hayati riski olan ritim bozukluğu hastalarımızda kalp pili takarak da tedavi uyguluyoruz. Bunu da ayrıntılı soracağım zaten hocam.
Hocam peki ablasyon yapılan bir hasta günlük hayatına ne zaman dönebilir? Şimdi ablasyonlar, özellikle hastanın altta yatan bir kalp hastalığı var mı? Genel durumu nasıl? Buna bakıyoruz. Bir de işlemimizin türü itibarıyla çoğu hastamızda aynı gün taburcu ediyoruz. Ve bir gün sonra da normal hayatına döndürüyoruz. Bazen tabii işlemin daha uzun sürdüğü, daha karmaşık olduğu, hastanın diyabet gibi, kalp yetmezliği gibi, hipertansiyon gibi tabii eşlik eden hastalıkları çok olduğu zaman onları bir iki gün hastanede tutmak gerekebilir tıbbi takip açısından ve de onların normal rutin hayatına dönmesi birkaç günü alabilir. Ama özünde hastalarımızın %90'dan çoğu ertesi gün normal hayatına dönebilecek şekilde günübirlik bir uygulamayla tedavilerini olabiliyor. Ritim bozukluğu olan hastalarınıza günlük hayatında neler tavsiye edersiniz veyahut özellikle nelerden uzak durmalarını önerirsiniz? Şimdi ritim bozukluğu kavramı, size az önce de söylediğim gibi çok geniş bir hasta grubu. Yani burada bir hastaya yaptığınız bir öneri çok genel bir öneri şeklinde olamayabiliyor. Ama özünde şu var, ritim bozukluğunuz varsa şikayetlerinizi ciddiye almak lazım. Çarpıntı olduğunda bunu mutlaka nabız sayarak veya bilmiyorsanız nabız saydırarak, o anda benim nabzım kaç atıyor, dakikada atım sayısı ne kadar, düzenli mi değil mi, hatta mümkünse çarpıntı anında bir EKG çektirerek bizim tanı koymamıza yardımcı olabilir hastalar. Evet. Önemsemek lazım, yani mutlaka o atağı yakalayacak, hastalığa tanı koyduracak yöntemler var. Bunlar olmadığı zaman da bir doktora başvurmak lazım. Aman çarpıntıdır, geçer. Özellikle de tekrarlı atakları, uzun süren çarpıntı dönemleri olan hastalar bunu ciddiye alıp bir an önce bir aritmi uzmanına görünmeliler. Burada tedavide çok başarılı olduğunuz hasta grupları var. Yani geliyorsunuz, çoğu hastamızda tabii ilaç kullanmak da bir seçenek ama çoğunda ilaca gerek kalmayacak şekilde. Kardiyolojide böyle hastalık sayısı çok fazla değil. Yani bizim hastalarımızın çoğu kapak hastaları, damar hastaları, hipertansiyon, kalp yetmezliği, çok uzun süreli kronik hastalıklar. Kalıcı ve tam tedavi sağlayabildiğimiz bir alan var. O da aritmi. Evet. Bu hasta ablasyonu oluyor ve ondan sonra aritmi tamamen ortadan kalkıyor. Kalıcı başarı oluyor. Bir daha ne ilaç kullanıyorsunuz ne çarpıntınız oluyor. Tekrarı olan hatta tekrarı biraz daha yüksek oranda olan bazı aritmiler var. Onlara nüks diyoruz. Yani çarpıntı başarılı tedavi ediliyor. Daha sonra yine tekrar ediyor. Şimdi o tür hastalarda yeniden ilaç, yeniden ablasyon tekrar yapılabilir. Ama çoğunda kalıcı tedavi mümkün. Eğer ilaç kullanmak istemiyorsak, hatta ilaca rağmen çarpıntısı olan bir hasta varsa çok geciktirmeden bu tedaviye yönelmek lazım. Bir de aritmi bulunan hastalar, ritim bozukluğu olan hastalar belli takiplerini olmalılar. Ablasyon dışında ilaç kullanan hastaların periyodik doktor takipleri önemlidir. Aritminizi tetikleyen şey neyse, mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşamaya gayret etmemiz lazım. Yani bizim tüm hastalıklarda olduğu gibi, işte egzersiziniz uygun olsun, diyetinize uyun, kilo almayın, aşırı yağlı tuzlu yemeyin gibi, tüm sağlıklı yaşam neyse, altta işte damar hastalığımız için yaptığımız öneri neyse onun aynısını aritmiyi engellemek için de yapmamız lazım. Hep soruyorlar alkol ve bir de kahveyi çok sorarlar. İşte kahve içeyim mi? Yani kahve içilebilir, çay içilebilir. Burada sizi rahatsız eden miktar önemli. Bir kişi vardır, bir bardak çayla rahatsız olur. Öbürü iki tane kahve içer. Sizi rahatsız etmeyecek düzeyde. Çünkü kafein içeren gıdalar, özellikle gazlı gıdalar, çay kısmen, yine kahve, aritmiyi bazen tetikliyor olabilir. Çarpıntı hissini artırırlar. Dolayısıyla bunlardan biraz kısıtlı gitmekte fayda var. Alkol için söyleyeceğim, alkolün her oranı, her miktarı zararlı. Alkol hem kendisi direkt çarpıntı yaparak, aritmiye neden olarak zararlı olabiliyor. Hem de kalp kasına direkt etkilidir, toksik bir maddedir. Dolayısıyla alkol bu hastalarımız için önermediğimiz bir şeydir.
hocam, şimdi farklı bir konuya geçelim istiyorum. Biraz da kalp pillerinden bahsedelim diyorum. Aslında ben genel olarak tabii kalp pili tabirini kullanıyorum ama bu halkımız tarafında çok kullanılan bir tabir olduğu için böyle diyorum. Çok bir farklı cihazlar var, farklı fonksiyonları olan. Bu cihazlar nedir hocam? Ne işe yararlar ve kimlerde takılır bu cihazlar? Kalp pilleri dediğin gibi çok farklı özellikler olan kalp pilleri var. Genel anlamıyla halkımızın çok bildiği kalp pili denen şey, nabız düştüğü zaman onun yerine elektrik uyarısı çıkaran ve kalbin çalışmasına yardım eden küçük cihazlardır. 40-50 gram ağırlığındadır. Genelde göğsün ön tarafına, cilt altına lokal anestezi eşliğinde yaklaşık 1 saat süren bir ameliyatla yerleştirilir. Kalp pillerinin enerjisini pilden alıp kalbin içine taşıyan kablolar var. O kabloları damar içine yerleştiririz. Damardan kalbin içine göndeririz. Böylece bu pil çok da akıllı cihazlardır bunlar. Yani elektronik karmaşık devreleri vardır ve teknolojik olarak çok gelişti şu anda piller. Birçok özelliği üzerinde taşıyorlar. Hastamızın ne kadar nabza olduğunu, ihtiyacı olduğunu tespit ediyorlar. Hareketli olup olmadığını, tansiyonunun özellikle solunumunun durumuna göre, oksijen durumuna göre kalbinin kaç atacağını tahmin ediyorlar ve tutturuyorlar. Ve hastanın sanki kendi orijinal kalp atımının birebire yakın olacak şekilde etkili bir tedavi sağlıyorlar. Nabız düşmesini engelleyen piller var. Bunlar normal kalp pilleri. Bir de şimdi son yıllarda özellikle çok gelişen bir alan bu kalp pili. Şok yapan kalp pilleri var. Şok ne demek? Şimdi bir hastamızın özellikle de ölümcül ventriküler aritmi, ritim bozukluğu dediğimiz ritim bozuklukları olduğunda, özellikle tansiyon çok düştüğü hasta şok tablosunda ise, onlarda hayati ritmi çok yüksek oluyor biliyorsunuz. Doktorlar dışarıdan şokluyoruz. Şimdi bu piller kendileri ritim bozukluğunu tespit ediyorlar. Hastanın kalbinin durduğunu, ölmek üzere olduğunu görüyor ve kendisi içeriden şok uyguluyor. Bunlara ICD diyoruz. ICD diye yazılır. Implantable Cardioverter Defibrillator, yani ICD denen bu piller özellikle daha önce kalp krizi geçirmiş, kalbi zayıflamış insanlarda, daha önce kalp durması olmuş, şoklanmış, masajla hayata döndürülmüş kişilerde, özellikle bu grupta ama onun dışında kalbi zayıflayan insanlarda da belli hastaları seçiyoruz. Kriterlerimiz var. Herkese takılan şeyler değil bu cihazlar. Hem etkili bir şekilde ritmin düzelmesini sağlıyorlar. Kişiyi hayatta tutuyorlar. Çok önemli. Birincisi normal piller, nabzın düşmesini engellerler. İkincisi şok yapan ICD kalp pilleri var. Bir de kalp yetmezliğinde, şimdi önemli bir tedavidir. Yeni kalp pillerimiz var. Bu piller kalp yetmezliğinde kalp büyüyor. Biliyorsun kalbin koordine çalışması durumunda daha iyi bir pompa görevi yapıyor ama kalp büyüdüğünde, kalp yetmezliği dediğimiz durum olduğunda kalp etkili çalışamıyor. Öyle olunca koordinasyonu da bozuluyor. İşte onu düzelten, görev yapan piller var. Bunlara CRT, CRT veya biventriküler kalp pilleri diyoruz. Bu tür kalp pilleri ilaç tedavisi yanında kalp yetmezliğine bağlı şikayetlerde çok ciddi bir azalma sağlıyorlar. Hatta CRT, ICD ile beraber birleştirilmiş olarak hem şok pili hem de bir başka yerde belki duyabilir hastalarımız, 3 kablolu kalp pilleri, 3 odacıklı kalp pilleri denebilir. Bu tür piller kalp yetmezliğine fayda sağlıyor. Nabzın düşmesini engelliyor. Aynı zamanda da ICD özelliği var. 3 pil özelliğini tek bir pilde birleştiren piller de var. CRT, ICD diyoruz onlara da. Bu piller hem ölümü azaltıyor, hem hastanın daha kaliteli yaşamını, morbidite, mortalite azalması sağlıyor. Dolayısıyla hastalar daha aktif oluyorlar. Yani nefes darlığı azalıyor. Hastanın efor kapasitesi, hayat kalitesi ciddi oranda düzeliyor. Tabii burada da her hastaya uygun olmayabiliyor piller. Tabii seçim kriterlerimiz var. Bunun için hastaları değerlendiriyoruz. EKG'lerini,
anjiyolarını gerekirse, eko testlerini, bunların hepsini yapıyoruz. Yine tanı koymak için kullandığımız efor testini bazen ihtiyaç duyuyoruz. Ritim holteri dediğimiz veya farklı uzun süreli ritim kaydı ve takibi yapmayı sağlayan laboratuvar testlerimiz var. Bunların hepsiyle bir tanı koyuyoruz. Eğer pil gerekirse de hangi tür pil bizim hastamıza daha faydalı? Sadece nabzı düşüyorsa normal pil takıyoruz. Kalp durması riski varsa şok yapan ICD'ler takıyoruz. Kalp yetmezliği de varsa şok yapan, ondan sonra kalp yetmezliğine de faydalı CRT özellikli ICD'ler tercih ediyoruz. Peki hocam, az önce de biraz bahsettiniz aslında ama biraz hani detaylandırmak istersek eğer, bu kalp pili takımı işlemi tam olarak nasıl gerçekleşiyor? Yani ne kadar sürüyor, hasta tam olarak uyutuluyor mu, ağrı hissediyor mu hasta işlem esnasında? Şimdi yurt dışında bazı merkezler genel anesteziyle de yapıyorlar. Biz çok nadiren genel anestezi kullanıyoruz. Çoğunlukla lokal anestezi. Çünkü genel anestezi çok ciddi yan etkileri var biliyorsunuz hastayı ona sokmamak için. Lokal anestezide tabi biraz sakinleştirici yapıyoruz. Hastamız ağrı duymuyor. Yani işlem bir lokal anestezi yaparken yani bölgeyi uyuştururken zaten 3 santimlik bir kesidir. ICD'lerde 4-5 santim oluyor. Cildi kesiyoruz. Orayı uyuşturduktan sonra lokal anesteziden sonra cilt altında pilin yerleşeceği bir küçük cep oluşturuyoruz ve işlemi oradan gerçekleştiriyoruz. İşlemimiz genelde hızlı olur. Yaklaşık işte 1 saat civarında süren bir cerrahi girişim. Kabloları yerleştiririz. Pili derinin altına yerleştirdiğimiz zaman çoğunlukla dışarıdan belli bile olmaz. Genelde biz bir gece tutuyoruz. İşlem 1 saat civarında ortalama sürüyor. Bir gece hastanede yatırıyoruz. Bir gün sonra taburcu ediyoruz, kontrollerini yaptıktan sonra birkaç gün pilin bulunduğu bölgeye işte o omzu dikkat etmesini, kol hareketlerini biraz kısıtlamasını öneriyoruz ve bir ay sonra bir kontrole çağırıyoruz. Ondan sonra da pilli insanlar hep soruyorlar hayatta ne türlü kısıtlı, çok kısıtlılık sağlamaz. Yani pilden önce nasıl yaşıyorsanız pilden sonra da öyle yaşayacaksınız. Pil çok basit birkaç tane önerimiz oluyor. Mesela pilin bulunduğu tarafa yatmayın. Pilin olduğu tarafta cep telefonuyla konuşmayın. Bu kulakla değil buradan konuşursunuz gibi. Şimdi artık pillerin önemli bir özelliği daha var. Artık MR çekmeyi kısıtlıyordu pil takılan hastalarda. MR sorun oluyordu hep. Şimdi artık pil, MR uyumlu piller de çoğunlukla. Biz sıklıkla onları takıyoruz. Dolayısıyla hayatta bizi kısıtlayan bir şey değil. İhtiyaç varsa pil takmak da büyük bir cerrahi değil, tecrübeli merkezlerde çok düşük risklerle bu çok yaptığımız bir cerrahi girişimi oluyor. Ve hastalarımızda hem komplikasyon az hem de çok etkilidir. Bu nabız düşmesi için olan piller 10-12 yıl bir ömür gidiyorlar. Sonra değiştiriyorsunuz, kablolar yerinde duruyor. Pilin takibinde pili dışarıdan kontrol ettiğimiz, geçmişe dönük kayıtları aldığımız cihazlarımız var. Pil kontrol cihazlarını belli aralıklarla işte pili senede 2 kere olmak kaydıyla minimum görüyoruz hastalarımızı. Pili ayarlıyoruz. Hastanın ihtiyaçlarına göre pil ayarlarında çok değişiklikler yapabiliyoruz. Dolayısıyla pil hayat bir kere cerrahisi zor değil dedim. İkincisi hayat kısıtlılığı yapmaz. Yani sizin pilli olmanız. Spor yaparsınız, yürüyüş yaparsınız, yüzme yaparsınız, golf oynayan hastam var benim. Dolayısıyla pil korkunç bir tedavi değildir. İşlemin kendisi de ağrılı bir tedavi değil. O sırada lokal anestezi, gerekli sedasyon dediğimiz hafif bir uyku hali veriyoruz. Çoğu hastamız hiç işlem sırasını hatırlamaz bile. Hocam siz biraz bahsettiniz ama pilin bir ömrü var tabii dediniz. Bu pilin ömrünü belirleyen şey nedir peki? Şimdi vücudun ihtiyacı önemli. Pil ne kadar çok çalışırsa enerjiyi o kadar çabuk bitirir. Bir de türleri önemli. Yani mesela CRT piller, 3 kablolu pillerde
3 kablodan ayrı ayrı uyarı yaptığı için enerjiyi daha çok kullanıyor. Onlar biraz daha 7-8 yıl, 10 yıl, şimdi yeni piller biraz daha uzun ömürlü gidiyor. Şok yapan piller mesela, onlar da normalde 7-8-10 yıl civarında gider ama sık şok yapıyorsa, hastamızın sürekli kalbi durup şok yaparak çalıştırıyorsa pil tarafından, o zaman enerji biraz daha çabuk bitiyor ama ortalama şimdi piller 8-10 yıl arasında bir ömre sahipler. Hocam, bir gündemimizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu koronavirüs enfeksiyonundan ritim bozukluğu olan hastalar, pili olan, kalp yetmezliği olan hastalar sizce nasıl etkilendiler? Şöyle, bizim kalp yetmezliği gibi hastalarımız, bunlar artık hani o çok etkilenen kronik hastalık grubundalar. Hı hı. Ama basit aritmilerden ve bunlar için pil takıldıysa eğer, o hastalarda çok yüksek bir risk yok. Hı hı. Dolayısıyla onlar herhangi bir yaş grubuna ait risk neyse onlar öyledir. Ama kalp yetmezliği olan, hipertansiyon olan, koroner arter hastalığı bulunan, yani kalbin yapısal bozukluğu olan kişiler varsa onların riski normal popülasyona göre, normal insanlara göre biraz daha yüksek oluyor. Aritmi tek başına riskin artması anlamına gelmez. COVID açısından söylüyorum. Ama aritmiye neden olan hastalık neyse, altta diyelim ki kalbimiz zayıf çalışıyor, kalp yetmezliği var. Siz onun için COVID riski yüksek gruba giriyorsunuz. Yoksa aritmi bulunan hastalarda bir risk artışı vardır gibi düşünmemek lazım. En çok riskli olan aritminiz atriyal fibrilasyon, AF diye kısaltıyoruz. AF olan hastalar genelde çoğunlukla damar problemi olanlar, hipertansiyon olanlar, diyabeti olanlar, kalbi büyük olanlar, kalp yetmezliği bulunanlar, bunlar da AF daha sık oluyor. Dolayısıyla o hastalığa bağlı bir risk artışı söz konusu oluyor. Yoksa AF'nin kendisi de çok yüksek bir risk anlamına gelmiyor. Ama mesela yapılan çalışmalar gösteriyor ki COVID'li hastaların, COVID grubunda özellikle hastaneye yatanlarda aritmi daha çok gözüküyor. Yoğun bakıma yatanlarda aritmi daha da çok gözüküyor. Çünkü bu virüs, koronavirüs kalbi de etkiliyor. Hem aritmiyi de biraz fazla tetikleyen bir yapısı var. Ama genel toplumda çok yüksek bir risk yok. Bir de COVID'de kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar bazen EKG'de değişiklik yaparak ve bazı ritim bozukluklarını tetikleyerek tehlikeli olabiliyorlar. İyi takip edilmesi gerekiyor. Bugün Profesör Doktor Fethi Kılıçaslan'la beraberdik. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Çok faydalı da oldu diye düşünüyorum. Sizin de özellikle sormak istediğiniz bir soru varsa, merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.